Bugün bunların herhangi bir engelleme olmadan, savcılara müdahale etmeden, KCK soruşturması gibi kanun zırhına sokulmadan sonuna kadar gidilmesi, kime ve nereye uzanıyorsa oraya kadar gitmelidir. Kime uzanıyorsa, kayınpederler, yeğenler, analar, babalar, çocuklar, mahdumlar, gemicikler, fenerler sonuna kadar gitmelidir. Bu dönemde üstü örtülen, örtülmek istenen her türlü husus açığa çıkartılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bunu istiyoruz ve bunun peşinde olacağımızı ifade ediyoruz. Ve bu konuda kentlerimizin rantını kimlere peşkeş çekildiğini bu millet öğrenmek istiyor. Hangi imar değişikliklerin kimin için yapıldığını, bu imar değişiklikleri dolayısıyla kimlerin ne vurgunlar yaptığını milletimiz öğrenmek istiyor. Parsel bazında yapılan değişikliklerin, subjektif değişikliklerin kimin isteğiyle olduğunu öğrenmek istiyor. Bugün başbakanlıkta doğrudan doğruya başbakana bağlanan kamu arsalarının hangi kriterlere göre izin verildiğini millet bilmek istiyor. Bugün başbakan dünyanın en büyük gayrimenkul komisyoncusu haline gelmiştir başbakanlık. Bütün kamu kurumlarının arsaları, mülkleri başbakanlığa bağlanmıştır ve bu mülklerle ilgili yatırım yapacak bir iş adamı başbakanlıktan izin almalıdır. Kimlere nasıl izin verilmektedir? Bunun açıklığa kavuşturulması lazım. Eğer bir bakanla bir eski milletvekili bunlardan dolayı sizlerin gözü önünde kavga ediyorsa, usulsüzlük işler yaptık diyerek itiraflarda bulunuyorsa, gelin hep beraber birlikte bu usulsüz işlemlerin neler olduğunu topluma aktaralım. Bugünkü bu büyük asrın yolsuzluğuyla ilgili çok ciddi iddialar var. Bunların kamuoyu tarafından paylaşılması gerekiyor. Bu iddiaların üzerinin kapatılmaması ve bu iddiaları dile getiren savcıların, kolluk kuvvetli görevini yapanların mutlaka görevinden alınmaması gerekiyor. Şimdi size açıklayacağım iddialar çok ciddi iddialar. Öncelikle bu Rıza Sarraf, Ebru Gündeş'in biliyorsunuz eşi, şüpheli para transferleri, lüks yaşam tarzı ve siyaset ve bürokrasiyle yakın ilişkiler içerisinde olmasıyla daha önce kamuoyunca bilinen bir isim. Rıza Sarraf ilk olarak 2008 yılında MASAK tarafından hazırlanan raporda şüpheli olarak yer alıyor. Rıza Sarraf'ın sahte belgeler ve hayali ihracat gibi yöntemlerle şüpheli para transferi yaptığı ve bu işlemleri rahat yürütebilmek için de Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler, AB Bakanı Egemen Bağış ve Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'a rüşvet verdiği iddiaları ortada. İçişleri Bakanı'nın oğlunun gözaltında olduğu bir sürede hangi soruşturmadan sağlıkla bahsedebiliriz? Dört tane bakanın isminin geçtiği bir yerde hangi soruşturmalardan sağlıklı olmasını bahsedebiliriz? Biz hükümeti derhal istifaya davet ediyoruz. Bunlar gürültüyle bu ayıpların üstü örtülemez. Dolayısıyla bu millet bu şehir rantları konusunda ne yapıldığını öğrenmek istiyor. Bu imar değişikliklerini kimlerin talepleriyle yapıldığını öğrenmek istiyor. 640 trilyon lira batık kredileri yaşanmadı mı? Kamu bankaları birilerine kredi verip de batmadı mı? Dolayısıyla bu konuyu Sayın Başbakan bir tehdit olarak, devleti mi tehdit ediyor? Yani bu çok talihsiz bir konu. Çok talihsiz. Ne yapacaksınız? MİT mensuplarını dokunulmazlık zırhını aldığınız gibi devlet sırrı kanunu tasarısıyla da yaptığınız her işi devlet sırrına mı sokacaksınız?
Sayın Başbakan'ın bu konuda yapması gereken husus tehdit etmek değildir. Sayın Başbakan bunu adeta tehdit ediyor. Üstünü örtmeye çalışıyor. Savcı kimi tehdit ediyor? Sayın Başbakan, bu işin üstünü örtmeye çalışmayın. Aksine sonuna kadar gidilmesini temin edin. Size düşen görev yargı bağımsızdır. Sonuna kadar gidin demektir. Neden bunu söyleyemiyorsunuz?